Kadın Girişimcilerin Rotası programına hoş geldiniz. Ben Özlem Dalga. Bu hafta kurumsal moda konusunu ve nasıl lojistik destek sağlandığını konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Dressbest Uniforms kurucusu ve CEO'su Tülin Yazıcı bizlerle birlikte ve Galata Taşımacılık CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vittorio Zagaria bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Vittorio Bey, izninizle öncelikle Tülin Hanım'a döneceğim. Nedir bu kurumsal moda? Ne anlamalıyız kurumsal moda deyince? Şimdi üniforma o kadar büyük kurumların, sektörlerin kullandığı tek tip elbisedir ki bunu biraz kendi şeylerindeki kurumsallıklarını içine yerleştirirken giysilerin, biz bir taraftan da bunu daha fashion tarzı yapmaya çalıştık. Hı hı. Bunu amaçladık ve bunu amaçlarken de zaten kuruluşumuzda 95 yılında Balenciaga gibi bir moda markasının üniforma line'ını alaraktan bu işe başladık. Hı hı. Yani tasarım ve üretim. Şimdi tasarım ürünlerinizde ön plana çıkıyor. Evet. Burada aslında yaptığınız iş tasarımcı ve sanayici işbirliği hep mümkün olur mu diye konuşuyorduk. Evet. Türkiye Giyim Sanayicilerinde de bunu çok masaya yatırdık. Evet. Siz bunu başarmışsınız tek başınıza anladığım kadarıyla. Öyle oldu. Biraz yani, anlatın bize detayını. Yani çok bilinçli olarak şey yapılmadı tabii nasıl olacağını, nasıl yapılacağını. Sadece sektör bana çok niş olarak gelmişti. Yani tek şeyim, tespit ettiğim şey, herkes etrafımda çok fazla tekstil firması sahibi arkadaşlarım vardı. Hepsi sadece pantolon, gömlek veya takım elbise veya da örme grubu içindeydi. Ama bunu yapan hiç kimse yoktu. Ben bu temsilciliği almaya başlamadan önce bir sektör analizi yaptırdım. Yani bir fizibiliteyi elime aldım. 95 yılları özel sonrası bütün turizmin yatırımların başladığı dönemdi. Ve Türkiye'deki bu gelişmelerde böyle bir ihtiyaç olduğunu tespit ettiğim için buna girdim. Hani Dilpost'taki Sayar gibi 3 tane 5 taneyle bu iş olur mu derken bugün bu hala sürdürülebilir bir iş kolu oldu. Ve dünyanın 4 ayrı yerinde şirketlerimiz var. Ve %98'de ihracat yapıyoruz. Evet, tabii dünyanın dört ayrı yerine ulaşmak deyince lojistik ön plana çıkıyor. Bu da Vittorio Bey'in uzmanlık alanı. Şimdi bu geçtiğimiz aya baktığımızda Türkiye'nin ihracatında hazır giyimin öne çıktığını, bir numarada geldiğini görüyoruz. Lojistik olarak nasıl destek oluyoruz özellikle bu zor dönemlerde? Sizin şirketinizden de biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. Tekstil, hazır giyim bizim şirketimizde oran olarak çok yüksek olan bir sanayi. Kurulduğumuzdan beri bu sektöre çok fazla hizmet veriyoruz. Ben de uzun yıllar Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nde yönetim kurulundaydım. Bizim en büyük avantajımız lokasyonumuz ve üretim kapasitemizle üretim kalitemiz. Fakat bizim rekabet ettiğimiz ülkelere baktığımızda gene de fiyat veya üretim adedi kapasitesiyle rekabet ediyoruz. Türkiye'nin ihracatında, bilhassa tekstil ve konfeksiyon ihracatında süre çok önemli. İşte burada bize çok büyük bir pay düşüyor. Çünkü artık direkt kapıya teslimler yapıyoruz. Müşterilerin istediği şekilde teslimler yapıyoruz. Burada katma değerli hizmetler yapıyoruz. Ürünler hazırlandıktan sonra depomuzda da bazen nakliye, yani uluslararası taşımacılık sektörünün depolarında da katma değerli hizmetlere maruz kalıyorlar. Dolayısıyla buradaki payımız çok çok önemli. Çünkü aynı zamanda dağıtım da çok önemli olmaya başladı. Birçok Türk firması kendi markasıyla artık Avrupa'ya giriş yaptı. Ve en ucra noktasına kadar, teslimatlara kadar lojistik sektörü organize ediyor bunu. Dolayısıyla işbirliğimiz bu noktada çok çok kuvvetli bu sanayiyle. Peki biraz pandemi döneminden konuşalım öyleyse. Kurumsal moda nasıl etkilendi bu dönemden? Tecrübelerinizi bizimle paylaşır mısınız Tülin Hanım öncelikle? Şimdi zaten pandeminin en ağır darbe vurdu turizm ve hava yolları, yani taşımacılık sektörü oldu bizim şey olaraktan. Biz demir yolları ihalelerine de giriyoruz. Hava yolu şirketlerinin aşağı yukarı kendi bölgemizde %40'ını üretiyoruz ve stok yönetimi yapıyoruz. İhalelerini almışız, Etiyopya'dan almışız, Dubai, Suudi Arabistan, işte Taşkent, Doğu Avrupa. Şimdi havacılık sektörü durdu. Turizm sektörü olduğu gibi durdu. Sadece şöyle bir şey oldu.
Yani artık projeler %95'e gelmiş olan bazı açılışlarımız vardı. Bu açılışlarda mecburen ürünü alıp sözleşmeler bitmiş, üretim başlamış veya üretimi şu dönemde Mart ve Nisan aylarında dondurduk her şeyi müşterilerimizle tabii ki çok yakın iletişimde olaraktan ve Mayıs sonu Haziran'da teslim alabileceklerini söyleyince onun yöneterekten o teslimatları yaptık. Sadece onları teslim ettik. Bu Viyana'da da vardı, şeyde de Katar'da da vardı. İşte şu anda yeni Kanada'ya gönderiyoruz ama ağırlıklı olarak Suudi Arabistan'dı ve çok zorluk çektik o dönemde taşımada. Çünkü hep uçaklarla yolladığımız bir bölgeydi ve son derece zorlandık. Neyse ki kendi içimizdeki lojistik departmanımız var ve son derece know-how'ları yüksek. Avrupa nasıl etkilendi? Avrupa'da tüm projeler durdu. Sadece 2022'nin ihale dosyalarına şu anda hazırlanıyoruz. Oteller ve hava yolları tamamen beklemede. Anlıyorum. Kurumsal moda konusunda beklemedeyiz diyorsunuz Avrupa'da. Peki virgül koyalım. Aslında burada lojistik sektörü temsilcilerinden duyduğumuz firmaların kimilerinin stoğa çalıştığı ve işlerinde hızlanmakta olduğu, Sağlık Bakanı'na göre birinci dalganın ikinci pik zirvesini yaşadığımız günlerdeyiz. Siz neler aktaracaksınız Victoria Bey pandemi sürecine dair? Yani bu noktada öncelikli olarak bizim sektörümüzün bir defa daha ne kadar önemli olduğu çıktı aslında ortaya. Çünkü lojistik olarak bu kelimeyi kullandığımızda sadece uluslararası boyutta konuşmamamız lazım. Türkiye içerisinde de bu yapılanmanın çok kuvvetli olduğunu kabul etmemiz lazım. Ve bu dönemde bir yerden bir yere sürekli olarak hali hazırda olduğu, devam ettiği gibi bir MTA taşıması gerçekleşti. Bireysel olarak da gerçekleşti. Evimizden siparişler verdik. Bu da bir lojistik süreç. Ve o siparişini verdiğimiz ürünlerin markalarının işbirliğinde olduğu firmalar gene lojistik firmalar arka tarafta. Uluslararası da durmadı sonuçta. Şimdi her pandemi demeyeceğim çünkü pandemi benim hayatımda ilk defa yaşadığım bir şey ama her riskte, her olumsuzlukta mutlaka her sektör aynı oranda etkilenmiyor tabii. Bazı sektörler durma noktasına geldi. Bazı sektörler devam ettirmeye gayret gösterdi. Kimi sektörlerde yukarıya çıktı. Bu ihracat ve ithalatta da söz konusu oldu. Kendi adıma söyleyebileceğim bizim şirketimize sektör fazlalığı bizim çarkımızı rahatlıkla döndürmemize yardım etti bu dönemde. Şimdi duyumlara göre 2 yıl daha bizlerle birlikte bu süreç iş modellerimizi değiştirmek zorunda kalacağız. Hı. Peki siz kendi işinizi nasıl değiştirmeyi planlıyorsunuz? İş modelinizi? Yani iş modellerimizi değiştirme dediğimiz zaman karşımızda belli bir hedef kitlemiz var. Bu hedef kitle kim olduklarını çok iyi bildiğimiz, yani onlara sunacağımız farklı ürünler ne olabilir diye. Evet, siz kurumsal maske yapmışsınız mesela. Evet yaptık. Kurumsal maskeler yaptık. Hastanelerle ilgili çalışmalar yaptık. Bu arada gerçekten pazarda ne olduğunu çok iyi araştırdık ve iletişime geçtik. Yani bu demektir ki artık biz bunu pandemiyi yaşadık. İleride demek ki başka şeyler de olabilecek. Üniforma nasıl bir yere gitmesi lazım? Üniforma nasıl olması lazım? Neyi koruması lazım? Neyi anlatması lazım? Bunları düşündürdü bize ve bunun üzerine önce materyalden başladık. Yani kumaş ne olması lazım? Nasıl virüsten korumamız lazım giyeni? Önce o. Bu sadece hastanede çalışanları değil, dışarıda işine gidip gelen insanlar var. Uçağa binenler var. Onlara bir travel kitler ne olabilir? Kumaş. Tabii akıllı kumaşlar ve bunun için yurt dışında çok önemli merkezlerle görüştük, yazışmalarımız. Bu Türkiye'de üretilmiyor mu? Maalesef üretilmiyor, maalesef. Dizaynik'te ben görmüştüm akıllı kumaşların. Akıllı şöyle bir şey, yani antibakteriyel ve bazı bu şeyler var bunlar. Üzerine belli yıkamalardan sonra gidecek olan işlemler yapılıyor. Ama ipliğinden daha antivirütik. Evet, buradan hiçbir kadın şekilde, girişimcilere ve girişimcilere duyurulur, ihtiyaç hiçbir var. Hiçbir şekilde virüsü içeriye almayan ve geleni de absorbe eden kumaşı ürettiler. Biz bu kumaşı Türkiye'ye getirip buradan dünyaya üretimini yapıp satmak istiyoruz kendi bölgelerimizde ve kendi iş kollarımızdaki sektörlere. Evet, peki lojistikte sizin iş modelinizde ne gibi değişimler yaşanıyor, ne yaşanacak, ne öngörüyorsunuz? Teknoloji her zamankinden çok daha süratli girecek hayatımıza. Yani geçmiş 10 yıla baktığımızda o teknolojik gelişmeler neyse önümüzdeki birkaç senede bu
2 katı 3 katı süratle girecek hayatımıza. Ve fiziksel süreçler hariç, yani depo, taşıma, işte kamyon vesaire gibi noktalardaki sistem hariç, ki orada da tabii ki güvenlik amaçlı çok fazla girişimde bulunulacak. Sanal ofislerle devam ettireceğiz bundan sonra geleceğimizi. Daha fazla otomasyon kullanacağız. Belki de müşterilerin sanal ortamda firmayla buluşup evrakların tanzimi, hazırlanması, siparişe girilmesi, teklif alınması, verilmesi. Yani teknoloji zaten geliyordu. Herkes iyi kötü bir hazırlık yapıyordu. O hazırlıkların hepsini hızlandırmamız gerekecek. Çünkü evet, önümüzdeki 1-2 sene net bir şekilde, ben de öyle hissediyorum, yaşamaya devam edeceğiz bu gerçekle. Anlıyorum. Bu süreçte KAGİDER, sizin de yönetim kurulu üyesi olduğunuz Kadın Girişimciler Derneği, DFDS markasıyla beraber Kadın İçin Taşıyoruz projesini başlattı. 107 tane başvuru olmuş aldığımız duyumlara göre. Nasıl bir fayda sağlayacak bu proje kadın girişimcilere, ne dersiniz? Önce ben DFDC'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben bugün KAGİDER'in yönetim kurulu üyesiyim ve dün bizim yönetim kurulu toplantımız vardı. 350'den fazla, aşağı yukarı 360 ile 350 arasında üye sayımız var ve ihracat yapan kadınları teşvik etmek için toplumsal strateji grubundayız ve çok ciddi Türkiye'yi dolaşıyoruz. O kadınlarımızın ihracata başlayabilmesi bizim için çok önemli. O kadınların bazı şeylerde hani bilgi eksikliğini giderecek bir sürü STK'lar, bizim gibi STK'lar var. Bunlar için canlı başla herkes çalışıyor. Ama bu maddi bir destek. Şu anda dünyanın her yerinde ciddi bir ekonomik kriz var. Ve bu krizden dolayı bu girişimci kadınlar, sizlerin verdiğiniz o taşıma bonusu onların kostlarını düşürerekten hayatlarında gerçekten nefes aldırıyor. Hiç değilse fiyatı düşürüyor. Bütün onlarla karşı tarafta bir şans elde etmesini sağlıyor. Gerçekten çok önemli bir destek bu. Teşekkür ederiz. Evet, Kadın İçin Taşıyoruz projesinin hashtag'i ile beraber Kadın İçin Taşıyoruz. Evet. Yorumlarınızı paylaşırsanız seviniriz diyelim. Siz de lojistik destek, aslında tamamlayıcı destek sağlıyorsunuz bu projeye. Nasıl bir fayda sağlamayı hedefliyorsunuz? Ne dersiniz? Yani öncelikli olarak gerçekten DFDS'i bu konuda tebrik etmek lazım. KAGİDER'in yaptığı girişimlerin daha fazla desteklenmesi lazım diye inanıyorum. Çünkü bizim Türkiye'de kadın girişimcilerimizin bir temsil yeteneği yüksek olarak bizim ülkemizi çok daha güzel bir şekilde yurt dışında tanıtabileceklerine de inanıyorum. Türkiye'nin dört bir yanından çıkan ürünlerin ulaştırılması noktasında tabii ki lojistik en önemli faktörlerden bir tanesi. Ama ben diyorum ki KAGİDER'i daha fazla destekleyelim. Bu işin sadece lojistik bölümünü çözmeyelim. Bu işin yurt dışındaki satış, pazarlama noktasında da bir şekilde diğer STK'larla beraber bir araya gelelim. Ve bu ürünün ulaşma noktasında değil, bilinirlik noktasında da mutlaka bir fayda yaratalım. Yani bu çağrıyı lojistik dünyasında mı yapıyorsunuz? Bu çağrıyı tabii ki lojistik dünyasında yapıyorum. Çünkü DFDS'in bu projesini destekleyen çok fazla lojistik şirketi var. Bunlardan bir tanesi de biziz. Bir tanesi sizsiniz. Ve tabii ki kendi adıma söylüyorum, bu meslek erkek mesleği değil. Bu meslek bir insan mesleği. Bizim şirketimizde %50'si kadın çalışandır. Yönetim katımız kadınlardan oluşmaktadır. Ve birçok rakip arkadaşımın birçok sektördeki faaliyet gösteren firmada da böyle olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kadınlara kıymet gören bir sektör olduğumuzu inanıyorum, lojistik sektör olarak biz. Tabii ki hem kendi adıma bunu tekrarlamış ve sözünü vermiş olayım, hem sektörümüzü de tabii ki böyle bir oluşuma davet etmiş olayım. Tebrik ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz olaraktan. Sizin bu duyurunuz çok değerli. Çok teşekkür ediyorum Victoria Bey. Peki bunun takipçisi olacağız öyleyse Victoria Bey, değil mi? Zaten bunu bilhassa burada dile getirmenin bir sebebi kendimi de bu noktada bu sorumluluğu taşımaya noktasında. Evet, KAGİDER'e davet edeceğiz ve bir sürü projeler üreteceğiz inşallah. Peki Victoria Bey'den öğrenmek istediğiniz ne olabilir? Kadın girişimcilere nasıl bir fayda sağlayacak bu proje diye konuşurken aslında şunu öğrendik. Kadın girişimciler lojistik konusuna biraz uzaklar. Özellikle gümrükleme, hasar gibi, sigorta gibi konularda pek çok alanda bilgiye de ihtiyaçları var. Siz ne demek istersiniz Sünan Hanım? Şimdi büyük şehirlerdeki kadın girişimciler neticede etrafındaki danışma dostları vardır, networklerinde mutlaka vardır. Ve bunu bir şekilde birileri tavsiyelerle doğru insanı yönlendiriyor, buluyor.
Ama en önemlisi Elazığ'daki, Erzincan'daki, işte Tunceli'deki, Tokat'taki, oradaki girişimci kadın en küçük bir şeyini nasıl ben bunun ihracatını yaparım dediğinde hani evrak nedir, konsümente nedir, gümrükleme nedir, FOB nedir, SIF nedir, bütün bunları... FOB, SIF'i geçtiğimiz programda konuşmuştuk. Öyle mi? Onu izleyicilerimiz hatırlıyorlarsa. Öyle mi? Peki sadece yani... Farkın üçüncü bir terim mesela. Ne bilmeli girişimciler? FOB, SIF? Bir kere maliyetlerini bilmeleri lazım. Bravo. Yani bir kere kolilerinin veya gönderinin kaça kaç malın spekti nedir, ürün nedir, ürünün şeyi nedir, spekleri nedir? Hı hı. Biz şimdi tekstilci olarak %100 koton mudur, polyester, viskon mudur, polikoton mudur? Biz bunları yazmak zorundayız. Ağırlığını yazıyoruz ve bütün bunları bildirmek zorundayız. Ve ona göre gümrüklerde bunların belli şeyleri var. Ona göre listelere giriyor ve bir gümrük tarife cetvelinde uygulaması yapılıyor. Ama bir koliye ne kadar mal giriyor, kaç kilodur, kaç koli malı var? Bunu ilk lojistikçi şirketiyle konuşurken malının bir ürünün maliyetini bilmesi lazım. Tek maliyet. Ondan sonra kaç tane o koliye girdi? Onun ne kadar olduğunu bilmesi lazım. Kolinin ebatlarını bilmesi lazım. Ve bütün bunu kiminle ne şekilde en uygun fiyatları karayoluyla mı, deniz yoluyla mı, hava yoluyla mı taşıtması gerektiğini oturup düz mantık. Bunu illaki şey yapması değil. Artık iş hayatına giren bir insan bugün taşımacılığın ne olduğunu, bir taşıma gerektiğini biliyor. Bunları sorgulayabilecek bir yer olması lazım. Bu bir yer lojistik şirketlerini bulamazsa da belki kamu spotu olabilir, belki böyle bir küçük şeyler olabilir, ticaret odalarında el kitapçıkları olabilir. Yani çünkü top girişimci kadınları var, işte yani onlar Türkiye'nin her yerindeler. Bir sürü ticaret odaları var bütün şehirlerde. Ticaret odalarında belki küçük bir el kitapçıkları olabilir. Çünkü en basitine A, HES maliyetini yap, B, speklerin nedir, C, şunlar ve bunu nasıl taşımanı önerecekler sorunu sor. En basit haliyle. Kagider'le beraber yapalım mı bunu? Bunu yapalım. Lojistik şirketinde çünkü çalışan bize... IT elemanlarına challenge olarak duyuralım buradan. Yok, ben burada çok açık söylüyorum. Eğer çünkü, arzu ederse Sevin Hanım. Tabii ki memnuniyetle. Biz Galata Taşımacılık olarak bu projeyi destekleyelim. Kagider'le beraber bu kitapçığı oluşturalım. Evet. Basalım. Çok İnternet ortamında Kagider'e indirilebilecek şekilde yükleyelim. Bizim pusulamız var biliyorsunuz. Kagider pusula var. İşimi kuruyorum ve işin bütün gelişimini veren eğitim programları, videoların olduğu bir programımız var. O programın içine onu implant edelim. Bakın bu çok önemli bir çok proje. Çok önemli. Basit ama... Lojistiğin maliyette ne kadar? Hayır, bir tek o değil. Çok basit ama... Kadın girişimcilerin desteklenmesi demek... bir kere bizim Anadolu'daki gerçeğimizin devamı demektir. Kesinlikle. Anadolu'daki el emeğimiz olsun, bizim kültürümüz olsun, geleneğimiz olsun, bunun dünyaya ulaştırılması demektir. Bunun arkasındaki güç de her zaman için kadın olacaktır. Bir erkek eli değdiği anda bu çünkü tümüyle ticari bir emtiaya döner. Evet. Bu ruhunu kaybetmemesi lazım. Genç girişimci kadınlara da bu bir cesaret olacaktır muhtemelen. Dolayısıyla bu çok Türkiye adına çok önemli bir proje diye inanıyorum çok ben. Güzel hakikaten olur. Tebrik ediyorum sizi. Biz memnuniyetle bu projeye destek veririz. Az önce söylediğimiz o bilgilendirme kitapçığını memnuniyetle beraber yaparız. Ne kadar güzel. Ama sizin söylediğiniz çok önemli bir faktör var. Bu yani TOB var, Kagider var ama İhracatçılar Birliği var, işte sektörel dernekler var, bir sürü şey var. Bu noktada belki de Türkiye'nin farklı noktalarında bazı merkezler de kurulabilir. Kime çağrı yapmak lazım, onu bir düşünelim. Yani Ticaret Bakanımız bu konuda çok gerçekten atılım içinde. Evet. Yani ihracatın şeye kalkması için önemli birimler kurdu. Ve bu konuda çok çalışıyorlar. Türkiye'yi tarıyorlar. Yani biz de Kagider olarak taradığımız her bölgede gördüğümüz her girişimciyi onu ihracata yöneltebilmek için pusulaya yönlendiriyoruz. Her türlü eğitim ve şeylerini veriyoruz. Yani bütün bunlar kalite standartlarını yükseltmeye bakıyoruz. İşte ticaretin portalı kadınlar şeyini kurduk. Bu nedir? En üstteki en iyi büyük kapasitede iş yapan bir kadın, standartları yüksek kalitede ürün çıkaran bir girişimci kadın en altta
hatta ona fasonda biraz üretim yaparak standartlarını yükseltip adetlerini yükseltip nefes alsın diye tabii. Bütün Türkiye'deki ticaretin portalını kurduk. Ticaretin kadınları portalını kurduk. Şimdi bütün bunlar hepimizin el ele vererekten. Hı hı. Biraz önce söylediği ve gerçekten yürekten böyle bizi bu kadar mutlu eden iki proje söyledi. Ki, evet. Hangisi? İkisi birden mi? İkisi birden. İkisi birden. Ama bu yani şimdi biz gerçekten ihracat yapmak isteyen ve bu arada kooperatiflerimiz hı-hı. var Türkiye'de. Çok güzel şeyler üretiyorlar. Kolay ihracat diye bir gerçek girdi hayatımıza evet, şimdi. Bunu girdi. Bütün evet. kadın girişimcilere evet, okumasını evet, tavsiye evet, ederim. Evet, evet. Kolay. Bu önemli bir şey. Yani bu söylenildiği kadar kolay mı? Aslında biraz da onun zor olduğunu söylüyor kadın i̇şte girişimciler. İşte bazısı yeni teknolojiyi kullanamayan kadın da evet. var. Anadolu'da o da var. Yani bir Tokat'ın bezine bir tasarımla bir ürün haline getirip Gaziantep'teki tabii. Kutni bezi nasıl hı hı. bir tasarımla Kutniye markası çıktı Nişantaşı'nda satışa sunuldu. Yani çok evet. iyi bir marka haline geldi. Bugün Türkiye'de öyle yapılabilecek çok ürünler var. Anadolu'nun seramiklerini ihraç evet. etmek isteyen bir evet. girişimci var. Evet. Aynen bu programa başvurmuş. Evet. Evet. Keçe bile yepyeni bir kimlik kazandı. Evet. Peki son dakikalarımıza giriyoruz. Son sözlerinizi rica edeceğim. Victor Bey sizden alıyor önce. Öncelikli olarak Kagider'i hakikaten tebrik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum ki Türkiye'de kadınların bu noktada açılımı için çok önemli girişimlerde bulunuyorsunuz. Benim burada az önce söylediğim ve benimle hemfikir olan birçok hemcinslerimin bunu böbürlenerek söylüyor olması gerekmiyor diye inanıyorum. Çünkü bizim destek vermemiz hı hı. bir mecburiyet de değil, doğal bir girişim olması lazım diye inanıyorum. Yani dolayısıyla burada ben teşekkürlerinizi memnuniyetle başımın üstüne alıyorum. Fakat bunu bir teşekkür amaçlı değil, bunu bir sorumluluk olarak görüyorum ben. Ne güzel. Keşke belki de annemin de böyle bir imkanı hı. olsaydı. Annem çok iyi bir terziydi benim. Evet. Belki kendi atölyesini kurardı, belki bugün kendi markası olurdu, bilinmez. Ama bazen bugün 21. yüzyılda Türkiye'de bazı imkanlara sahibiz. Kümülatif bir şekilde, kolektif bir şekilde hareket etmenin sadece fayda yaratacağına inanıyorum. Kesinlikle. Hemcinsleriniz adına verdiğiniz destek için evet. biz de size teşekkür ediyoruz. Peki siz ne eklemek istersiniz son olarak? Yani biz TC vatandaşı olarak hepimizin birbirine sorumlulukları var. Bu sorumlulukları yani iş yeri sahibiysek, bir vergimizi ödüyorsak, birilerine istihdam sağlıyorsak, birilerine dokunuyorsak bu dokunmaları genişletmemiz lazım. Hı hı. Sataz yaymamız lazım. O yüzden çok kıymetli söyledikleriniz. Teşekkür ederim. Desteklerini tekrar. Herkesin bekliyoruz hı hı. ve sizin DFDC'nin desteğine de yürekten teşekkür ediyorum. Çok evet, sağ olun. Şimdi Kadın İçin Taşıyoruz projesi umarım ki bunun bir başlangıcı evet. olur. Lojistik sektöründe güç birliğine ne gittiğini zaten görmekteyiz. Evet. Onu geçti destek veren lojistik partnerler projeye diyelim. Ve buradan da iki proje sözü sizden almış olalım. Evet bu notlarla bu haftaki bölümün sonuna geliyoruz. Ben her ikinize de teşekkür ediyorum. Teşekkür Kadın Girişimcilerin ederiz. Rotası programının bu hafta sonuna geldik. Size harika bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.